an iPod, a phone, and an internet communicator. An iPod, a phone. Are you getting it? These are not three separate devices. This is one device. And we are calling it iPhone. Today, Apple is going to reinvent the phone. İzlediğiniz bu sahne Steve Jobs'un 2007 yılında iPhone'u tanıttığı özel sunumdan. Jobs, telefonu yeniden icat ediyoruz dedi ve tüm hatlarıyla bambaşka bir telefon deneyimini tüm dünyaya sundu. iPhone, dönemin standardı tuş takımı ve düşük çözünürlüklü ufak ekranların yerine tamamen dokunmatik, yüksek çözünürlüklü büyük bir ekranla geldi. Bunun yanında yeni iPhone, kendine özel bir işletim sistemine sahipti. Tamamen iPhone için üretilmiş bu işletim sistemi, dönemin en iyi cep telefonlarından çok daha iyi ve çok daha hızlı çalışıyordu. O dönem mevcut piyasa hakimi ise elbette Symbian işletim sistemiydi. Ancak iPhone'dan sonra onun tahtı da ciddi şekilde sallanmaya başladı ve sonunda yıkıldı. Telefonda gerçekleşen bu değişimi ayak uydurmak isteyen üretici firmalar, panik halinde yeni ürünler ve işletim sistemleri ararken Google, Android adı altında açık kaynak geliştirdiği işletim sistemini ilk kez bir akıllı telefonda çalıştırdı. Android gerçekten iOS'a rakip olabilecek potansiyele ve özelliklere sahipti. Daha sonra ise onlarca marka hızlı şekilde kendi akıllı telefonlarını üretmeye başladı ve işlerine Google'dan ücretsiz şekilde aldıkları Android işletim sistemini ekledi. İşte tartışması bugün bile süren iOS mu Android mi çekişmesi bu şekilde başladı. Elbette bizim konumuz bugün iOS veya Android değil, bir zamanlar bu soruya ortak olan üçüncü isim Windows Phone işletim sistemi. Teknoloji dünyasında başarısızlık hikayelerini anlattığımız Başaramayanlar serisine hoş geldiniz. Ben Muhammed Enes Cansız. İyi seyirler. Apple, iPhone ile güçlü bir çıkış yaptığı sırada Microsoft tarafında olaylar seyirci havasında gelişiyordu. Microsoft o dönemlerde işletim sisteminin zirvesindeydi ve Apple'ın piyasa değeri henüz Microsoft'a bu kadar yakın değildi. Dolayısıyla Microsoft, Apple'a ve akıllı telefon sektöründeki değişime tepeden bir bakış atarak umursamaz davranıyordu. Öyle ki bir röportajda dönemin Microsoft CEO'su Steve Ballmer'a iPhone sorulduğunda gülerek şu şekilde cevap vermişti. Steve, let me ask you about the iPhone and the Zoom, if I may. The Zoom was getting some traction, then Steve Jobs goes to Macworld and he pulls out this iPhone. What was your first reaction when you saw that? $500 fully subsidized with a plan? I said, that is the most expensive phone in the world, and it doesn't appeal to business customers because it doesn't have a keyboard, which makes it not a very good email machine. Now, it may sell very well or not. We have our strategy. We've got great Windows Mobile devices in the market today. You can get a Motorola Q phone now for $99. It's a very capable machine. It'll do music. It'll do internet. It'll do email. It'll do instant messaging. So I kind of look at that and I say, well, I like our strategy. I like it a lot. Aslında o yıllarda Microsoft mobil cihazlar için işletim sistemlerine sahipti. Windows Mobile adını alan bu işletim sistemi daha çok kurumsal taraftaki müşteriler için geliştirilen PDA ya da cep telefonlarıyla çalışıyordu. O dönem standart tuşlu telefonlar daha yaygın oldukları için Windows Mobile işletim sistemli telefonların pazar payı neredeyse yok denecek kadar azdı. Zaten bu ürünler Microsoft için asıl gelir kapısı olan masaüstü işletim sistemlerinin yanında hiçti. Doğal olarak bu alana yatırım yeteri kadar yapılmıyordu. Tabii ki Apple'ın iPhone'u üretmesine kadar. iPhone ile başlayan akıllı telefon trendi tüm dünyada hem tüketiciler hem de üreticiler için ciddi bir pazar oluşturdu. iPhone tüm dünya çapında en çok satan akıllı cihazlar listelerini alt üst ederken Samsung, LG ve HTC gibi birçok markada bu listelere üst sıralardan giriş yapabildi. Apple iPhone'u ve içerisindeki iOS yazılımını kendisi üretiyordu. Dolayısıyla sadece Apple vardı. Ancak ilk olmanın ve yeni özellikler sunmanın getirisiyle iPhone tüm dünyada çok hızlı yayılıyor ve kabul görüyordu. Android tarafında ise yazılımı Google geliştiriyor, üretici firmalar ise Android'e uygun cihazlar üreterek tüketiciye sunuyordu. Daha çok markanın olması daha fazla ürün anlamına geliyordu ve iPhone'a kıyasla daha fazla kullanıcı Android cihazlara erişebiliyordu. Yaklaşık 4 yıl boyunca iOS ve Android işletim sistemleri pazarda liderlik içinde ciddi bir rekabete tutuştu. İşte Microsoft yazılım firması olarak neden biz de akıllı telefon sektörüne girmeyelim diye düşündü ve tüm olan bitenden 4 yıl sonra yani 2010 yılında Windows Phone işletim sistemiyle piyasaya giriş yaptı.
Öncelikle Windows Phone 2010 yılında Windows Phone 7 adı ile sunuldu. Önceki Windows Mobile sürümlerinden daha yetenekli ancak mevcut Android ve işletim sistemlerinin birkaç adım gerisindeydi. Arayüz tasarımı Windows 8'de tanıştığımız Metro arayüzünün ilk nesliydi ve özelleştirme tarafında hiçbir özellik sunmuyordu. Bu sürüm ilk olarak HTC, Samsung, LG ve Dell gibi firmaların ürünlerinde kullanıldı. Windows Phone işletim sistemi lisans gerektiren bir yapıya sahipti. Dolayısıyla üretici firmalar bu işletim sistemini cihazlarında kullanmak istediklerinde Microsoft'a para ödemeleri gerekiyordu. Bu yüzden firmalar yeni cihaz geliştirme noktasında daha az istekliydiler. Ayrıca ürünlerin fiyatları da Android cihazlardan daha yüksekti. Dolayısıyla piyasada 10 telefon varsa bunların sadece 1 veya 2 tanesi Windows Phone işletim sistemiyle çalışıyordu. Sektördeki gelişimi gören Microsoft daha fazla geç kalmadan 2011 yılında bir zamanların cep telefonu devi Nokia'yı kendi bünyesine kattı. Nokia tarafında da işler kötüydü. Şirket akıllı telefon değişimine ayak uyduramamış, rakiplerine cevap verebilecek ürünler sunamamıştı. Birkaç akıllı telefon denemesi yapsa da bu ürünler Symbian işletim sistemli olduklarından beklenen verimi sunamamıştı. Dolayısıyla Nokia için bir çıkış yolu gerekiyordu. Firma Android ile işbirliği içinde olmak istemedi. Çünkü CEO Stephen Elop'a göre Android zaten çok güçlüydü ve Google'ın daha fazla güçlenmesinin yerine piyasada yeni bir rekabet oluşturabilecek üçüncü platforma ihtiyaç vardı. İşte bu üçüncü platformla Windows Phone işletim sistemiydi. 2013 yılında Microsoft Windows Phone 8 sürümünü Nokia birlikteliği ile duyurdu. Yeni sürüm ciddi değişikliklere ve geliştirmelere sahipti. Arayüz daha derli topluydu ve x86 tabanlı geliştirildiği için Windows 8'e uygun yazılmış uygulamalar Windows Phone 8 üzerinde çalıştırılabiliyordu. Windows Phone 8 piyasaya önceki sürüme nazaran daha hızlı giriş yaptı. Nokia ile birlikte üretilen Lumia serisi telefonlar tüketici tarafında hızlı bir cevap buldu ancak pazara giriş kolay olsa da tutulmak bir hayli zordu. Aslında Windows Phone başarılı olabilecek bir potansiyele sahipti. İşletim sistemi pürüzsüz ve akıcı bir deneyim sunuyordu. Performans tarafında en düşük donanımlarda bile akıcılığını koruyordu. Ancak arayüz tasarımı kullanıcıları ikiye bölmüştü. İlk taraf benim gibi arayüzün işlevsel ve dinamik yapısını severken diğer taraf kutucukların fazla karmaşık göründüğünden bahsediyordu. iOS ve Android arayüzlerinin de neredeyse benzer yapıda olması Windows Phone arayüzüne bakış değiştiriyordu. Ayrıca talihsizlik o ki Windows Phone, Windows 8 sürümünden 4 ay önce çıkış yaptı. Windows 8'in arayüzü, masaüstü tarafında kullanıcıları kendinden nefret ettirince aynı arayüze sahip Windows Phone'da daha fazla göze battı. Diğer yandan özelleştirme tarafında işletim sistemi çok gerideydi. Duvar kağıdı özelliği sadece kilit ekranında vardı ve kutucuklara sadece renk ataması yapılabiliyordu. Özellikle Android kullanıcının tarafında bu sınırlı tasarım ilgi çekici bulunmadı. Diğer yandan işletim sisteminin bildirim çubuğu yoktu, kısa yolları da bulunmuyordu. Dolayısıyla bir ayarı değiştirmek istediğinizde örneğin Wi-Fi açmanız gerekiyor. Bunu ayarlara gidip oradan yapmanız gerekiyordu. Windows Phone'u başarısızlığa iten en büyük sebep ise uygulama mağazasıydı. İlk başta Microsoft akıllı bir hamle yaparak Windows Phone 8 ve Windows 8'i aynı altyapıya oturttu. Bu sayede masaüstüne geliştirilen bir uygulama basit bir portla Windows Phone cihazlarda da çalıştırılabiliyordu. Ancak problem bu değil, geliştiricilerin ilgisizliğiydi. Zira geliştiriciler değil Windows Phone için uygulama geliştirmek Windows 8'in tarafına bile bakmıyor. Windows Phone iOS ve Android gibi kendi uygulama mağazasına sahipti. Ancak içerisinde resmi olabilecek doğru düzgün uygulama bulunmuyordu. Facebook, Instagram, Snapchat gibi dönemin en popüler uygulamaları bile ya resmi olarak yoktu ya da beta olarak mağazada bulunuyordu. YouTube'dan bahsetmek bile istemiyorum çünkü Google o zaman Microsoft'ta büyük bir savaş açmıştı. Kendi uygulamaları olan YouTube, Gmail, Chrome gibi uygulamaları resmi olarak hiçbir zaman Windows Phone mağazasına sunmadı. Alternatif üretilen yazılan uygulamaları bile mahkeme yoluyla kapattı. Bu durumun benzerini şu anda bildiğiniz gibi Huawei yaşıyor. Ancak Huawei Android tabanlı cihazlar ürettiği için uygulama tarafında Windows Phone kadar sıkıntı yaşamıyor. Dolayısıyla insanlar Facebook'a giremedi, tweet atamadığı cihazlara para ödemek istemedi. Sonuçta cihazlar ne kadar güçlü olursa olsun içerisinde bu gücü ortaya çıkaracak uygulamalar yoksa gücün bir önemi kalmıyor. Microsoft bu taraftaki eksikliği gidermek için de uygulama geliştiricilerle herhangi bir anlaşma yapmadı. Öyle ki mağazadaki birçok resmi olmayan uygulama gönüllü yazılımcılar tarafından geliştirilmişti. Dolayısıyla mağaza koca bir çöplüğe döndü ve eldeki Windows Phone cihazlar ise iyi bir görüşme, mesajlaşma ve fotoğraf çekme aracı olarak kaldı. 2015 yılında ise Microsoft son kurşununu Windows 10 ile attı. Windows 10 ailesini tamamen birbiriyle entegre şekilde çalıştıran bu altyapıda Windows 10
Windows 10 Mobile olarak şekil değiştirdi. Aslında yeni Windows 10 Mobile sürümü tüm eksikleri kapatmış gibiydi. Ancak mimlenen işletim sistemi çoktan ölü doğmuştu. Üstelik yeni güncellemeyi tüm cihazların alacağı söylenmiş, ancak final sürümde sadece en yeni modeller bu güncellemeyi çalıştırabilmişti. Dolayısıyla mevcut müşteriler de yeniliklerden mahrum bırakıldı. Bu süreç içerisinde kan kaybeden Windows 10, dünya genelinde kullanım oranını %2'nin altına düşürdü. Rakip firmaların geri ürünleri ve buna uygun işletim sistemleriyle birlikte Windows 10 rekabette tutunamadı ve 10 Aralık 2019 tarih itibariyle resmi olarak hayatını sonlandırdı. Öyle ki Microsoft resmi sitesinde mevcut Windows Phone kullanıcılarını iOS ya da Android sürümlerine yönlendirdi. İşte sayısız ibret çıkartılabilecek bir başarısızlık hikayesi. Dünyanın en büyüğü de olsanız, gelişen trendleri, uzun vadeli vizyonlu hedefleriniz yoksa elbette günün sonunda kaybetmeye mahkum oluyorsunuz. Bu uğurda Microsoft Windows Phone ve akıllı telefon pazarını kaybetti. Ayrıca Nokia gibi büyük bir devi tarihin tozlu raflarına gömmüş oldu. Her ne kadar Nokia şu anda piyasada mevcut olarak bulunsa da bildiğiniz gibi eski gücünde değil. Evet, bir başarısız öyküsünün daha sonuna gelmiş olduk. Ben Muhammed Eres Cansız. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Yeni bir başaramayanlar hikayesinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.